Türk tarihini anlatmaya nereden, hangi noktadan başlıyoruz? Şu anki arkeolojik bilimsel verilere göre Güney Sibirya'dan başlatmak daha doğru. Ama gün geçtikçe, yeni çalışmalar açığa çıktıkça Doğu Kazakistan, Altay Dağları gibi noktaya koyabiliriz. Bu başlangıç noktası olarak, ama bunun dışında Mançurya'dan Macaristan'a kadar, bu haritalarda zannedersem görülecek, Mançurya'dan Macaristan'a kadar bir, Avrasya bozkırlarını Türklerin esas yurdu olarak kabul edebiliriz. Yani şey içerisinde. Bu işte Macarca, Latince, Grekçe, Çince, Farsça, Sanskritçe, Rusça gibi yabancı kaynakların ortaya koyduğu, bize verdiği bilgiye göre bunu söyleyebiliyoruz. Dolayısıyla milattan önce 3000'lerden başlayıp günümüze kadar, yani aşağı yukarı insanlık tarihinin en eski noktasından başlayarak günümüze kadar gelebiliriz. Bunu da göçler üzerinden inceleyebiliriz. Burada da harita üzerinde de işte milattan önceki ve milattan sonra Türklerin kitleler halinde nerelere gittiğini hocam söyleyebiliriz. Hocam biraz haritaların oraya gidip nasıl bir göç yolu izlendiğini, mesela arkeolojik veriler bize 3000 yıl öncesine götürüyor dediniz. Ama o arkeolojik verilerde biz ne görüyoruz? Tabletler mi? Evet. Neler görüyoruz ki bize Türk yurdunun bizim kökenimizi anlatıyorlar? Şöyle bir de kırmızı çizgimizin bu tarafına, evet, geçelim hocam. Çizgide. Şimdi esas olarak bahsettiğim nokta, tabii çok doğru bir harita değil bu, yaklaşık olarak tabii söylüyoruz. Biraz daha güneyinden başlıyor ve buradan etrafa doğru, güney şey, Çin'e doğru, Mançurya'ya doğru, Hindistan'a, İran'a, Anadolu'ya, en erken çağlarda Macaristan'da, Orta Avrupa'da, hatta Galler'e kadar eski Türklerin göç ettiğini görüyoruz. İngiltere'ye kadar. İngiltere'ye kadar, Galler bölgesine kadar veriler var. Ama ağırlıklı olarak bahsettiğimiz, yani Macaristan, Mançurya arasındaki saha, bozkır kuşağı diyoruz buna. Yani Avrasya bozkırları. Tabii her tarafı bozkır değil, esas olarak baktığımızda. Bunları bir de Çinlilerin yazmış olduğu, işte kaplumbağa kabukları üzerindeki yazılar, bambu, işte sopa gibi, yani bu şekilde yazmış olduğu yazılarla birlikte veya kemikler üzerinden yazılan yazıları takip edebiliyoruz. Onlar 2700'lerde başlıyor milattan önce. Arkeolojik verilerle çok daha eskilere gideriz ama biraz abartmamak lazım. Normal olarak 3000'lerde başlatabiliriz. 3000'lerden itibaren tabii Hunları göreceğiz bu saha içerisinde. Büyük Hun İmparatorluğunu. Onların öncesinde Kimmerler, İskitler var. Avrasya bozkırlarında, Karadeniz'e, Anadolu'ya gelen, Avrupa'ya kadar giden, hatta Keltleri de bir şekilde sokabiliriz ama çok bilimsel olmayabilir bazı yerlerde. Hunlarla birlikte bile somut bir Türk tarihini inceleyebiliyoruz. 2700'lerden başlıyoruz. Günümüze kadar yazılı kaynaklara göre Türk tarihini incelemek mümkün. Bunun içerisinde tabii Hunlar çok uzun bir hanedanlık. Hunlardan sonra burada göç yollarını görüyorsunuz doğu batı istikametinde. Ben anlaşılsın diye söylemeye çalıştım. Değişik yıllarda tabii ki oklar yaklaşık noktaları gösteriyor. Bakın Kafkaslardan da Anadolu'ya gelenler var. Aynı şekilde Hindistan'a doğru, bugün Pakistan'a, İran üzerinden gelenler de her dönemde olmuştur. Bu yaygınlığı gösteriyor. Hocam çok geniş bir göç ağını görüyoruz. Neredeyse Asya'nın tümüne, İngiltere'ye kadar göç etmiş Türk toplumu, evet, ilk ortaya çıkış tarihinden itibaren. Nedir Türk toplumunu böyle bir göçe ve ırk haline getiren, bu kadar büyük bir göç coğrafyasına yayan? Çok. Bunun iki sebebi var. Birincisi sosyal yapının sağlamlığı. Sosyal, yani boy sistemi diyorum ben bunu. Kitaplarımda da öyle yazdım. Boy sistemden bahsedebiliriz. İkincisi ekonomik şartlar. Yani şöyle diyelim, burada bir hayvanın yiyebileceği ot türü 7. Ama Doğu Avrupa'ya geçtiği zaman 2000, yani çok daha fazla, 285 kat fazla. Dolayısıyla her yüzyılda bir Orta Asya'dan Avrupa istikametine Türk göçü görürüz. Göçebe işte, bir toplum yani, tabii, öyle değil mi? Hayat şartları öyle, göçebe. Konar göçer demek daha doğru. Yani göçebe deyince bazı asalak toplumlarla karıştırıyorlar. Dolayısıyla konar göçer demek daha doğru. Yani bir konuyorlar, uzun zaman yaşıyorlar. Tabii. Oradaki onlara faydalı olacak altyapı tükendiğinde tekrar göçüyorlar, konar göçerden tabii kastınız. Kendi içerisinde de yaylak ve kışlak dediğimiz yazlı kışlık arasında gittikleri mesafeler var. O da önemli. Çünkü hayvanları beslemek için hareket etmek zorundalar. Genellikle kuzey-güney istikametinde göç yolları var tespit edilebilen.
Anadolu'da da öyle, Orta Asya'da da öyle. Göç ediyorlar. Yaylak, kışlak hayatı. Ve bir de düşman baskısı yüzünden de gittikleri oluyor. Mesela burada diyelim Çinlilerin veya Moğol kökenli halkların baskısı yüzünden batıya doğru ilerlemeye başlıyorlar. Macaristan'a kadar gidebiliyorlar süre içerisinde. Bu domino hareketi diyoruz ona biz. Yani birbirini iterek, bütün boylar gidiyor. 10. yüzyıldan sonra işte bugünkü Can Azerbaycan'la birlikte bakarsak yani Anadolu ve diğer İran dünyasına, Orta Doğu'ya kesin geldiklerini görüyoruz. Halbuki eski kaynaklarda yani Bizans'ta Anadolu'ya Türklerin erken devirlerde geldiğini görüyoruz. Yani bugün Türkiye'nin değişik yerlerinde bulunan kaya resimlerinde ve diğer yazılı işte arkeolojik malzemeyle birlikte Türklerin çok daha önce Anadolu'ya geldiğini biliyoruz kesin. Ama yazılı bugünkü Azerbaycan veya işte Anadolu kardeşlik ölçüsüne baktığımız zaman Oğuzlar ön gelişi 900'lü yıllardan sonra 1017 itibariyle Türklerin Mavera-ı Nehir üzerinden İran'dan batıya doğru aktığını görüyoruz. Sonra 1071 Malazgirt Savaşı ve Anadolu kapılarının açılışı. Ve bu sembolik bir tarihtir, doğrudur Malazgirt. Ama bunun çok daha öncesinde Türkler Anadolu'ya gelmiştir. Bunun delilleri var.